herkese kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Ben Can Atalay, bu mesajı sizlere sesli olarak ulaştırabilmem için partili arkadaşlarım yapay zeka ile seslendirdiler. Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak sesimi duyurmak için bu yöntemlere başvurmak zorunda kalmamız, bu iktidarın ülkemize yaşattığı bir ayıp olarak tarihte yerini almıştır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bizi susturamayacaklarını bir kez daha gördüler. Bugün bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde 10 binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük. Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız. Ben Hatay'ın oylarıyla seçip parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiğim bir avukatım. Soma'da, Aladağ'da, Gezi'de ne yaptıysam Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteahhitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. 10 yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez diyebilme cüretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için bugün Hatay'da bir enkazın önünden değil, Silivri'de bir hücrenin içinden sesleniyorum size. Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur, vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bu günlerin de bir sonu var. Sevgili aileme, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarıma ve depremzede halkımıza yürekten selamlarımı iletiyorum. Hatay'ı yeniden kurmaya talip olan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Şerafettin Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş mi?